Ne yıl ama? Tamam, belki biraz abartıyorum. Daha harika yıllar olmuştu. Ama animasyon veya süper kahraman kategorisinde şimdiden ortalama veya ortalamanın bir tık üstü filmler çıktı. Ve henüz yıl bitmiş bile değil. Marvel 4. fazın en büyük filmlerinden biri olabilecek Eternals'ın çıkmasına birkaç gün kaldı mesela. Ve tabii bir de aylardır üzerine teoriler çıkarıp durduğumuz Spider-Man No Way Home var. Demem o ki henüz yeni başlıyoruz. Harika aksiyon macera türünde filmler bu yılın sonu ve 2022 başı bizi bekliyor. Ne millet, gelin de biraz bunları hatırlayalım. Ne dersiniz? The Batman. Yeni yılın ilk çeyreğinde çıkacak en iddialı filmlerden biri The Batman. Batman'i bu sefer Ben Affleck'in aksine uygun bir aktöre vermeleri tabii ki heyecanımıza heyecan katıyor. Ama asıl nokta bu filmin ana kötüsünün Riddler olması. 10 yıllardır süregelen Batman filmlerinde adam akıllı bir Riddler görememiştik. Ve bu çok üzücü. Böyle bir karakteri boktan bir komedi malzemesi olarak görmeleri, daha parlayanı yok muydu lan bu kostümün? Riddler hayranlarını hep hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu filmde Riddler, Batman ve Komiser Gordon'la tehlikeli ve aksiyon dolu bir kedi fare oyunu oynuyor. Yine daha önce bütçeli bir şekilde beyaz perdeye yansıtılmayan bir şey varsa, o da Batman'in dedektif yanıdır. Bu filmde bunu göreceğiz millet, bu filmde bunu göreceğiz. Spider-Man No Way Home. Ne diyebilirim ki? Bir Spider-Man, hatta bir süper kahraman filme hayranıysanız Spider-Man No Way Home'u iple çekiyorsunuzdur zaten. Yüzlerce teori var ve bunların neredeyse hepsi umutlandırıcı şeyler. Umarım hayal kırıklığı yaşamayız. Avengers Infinity War'dan sonra Marvel'ın en iddialı filmi denebilir. Bekliyoruz, az kaldı. Matrix Resurrections. Hadi lan oradan! Evet. Yeni bir Matrix filminin geleceği duyurulduğunda tepkim bu oldu. Bilim kurgu kategorisinde bir kült tür Matrix. Özellikle de ilk film bir şaheser. Sonrası iki film ilki kadar etkileyici değildi bence. Her neyse. Ancak Matrix'in yıllar sonra duyurulan bu devam filmi ilki kadar heyecan verici duruyor. Bu aksiyon ve akıl almaz macera oldukça tanıdık geldi. Tıpkı ilk filmdeki gibi. Zihni özgür kılma felsefesi de cabası, ancak Neo'nun mavi hapı seçmesi tavşan deliğinden birazcık korktuğu anlamına mı geliyor? Lightyear. Oyuncak hikayesine bayılırım. Hepimiz bayılırız değil mi? Bu harika serinin spin-off'u duyurulduğunda açıkçası korkmuştum. Ve daha önceleri yayınlanmış Pixar kısa filmleri gibi olacağını düşünmüştüm. Tıpkı bunlar gibi. Gayet güzeller ama sinemada yayınlanacak kadar iddialı değillerdi. Sonra birden fragmanı yayınladılar. Bu yapım fena bir şey olacak. Fragman 24 saat içinde en çok tıklanan ikinci Disney Pixar filmi fragmanı oldu. Kısacası herkes çok heyecanlı. 2022 harika bir yıl olacak. Uncharted. Hepimizin filme uyarlanmasını istediğimiz favori video oyunları vardır. Half-Life, Skyrim veya Metro gibi. Uncharted da eminim birçok insan için böyle bir oyundur. Yine Tom Holland var. Son birkaç yılda bayağı iş yaptı eleman. Nathan Drake karakteri için uygun biri mi, bu biraz tartışmaya açık tabii. Ama söylenene göre karşımızda genç bir Nathan var. Yani bu aktör kabul edilebilir aslında. Fragmanı izlediyseniz video oyununa birçok referans yapıldığını görmüşsünüzdür. Ve bu Uncharted hayranlarını tavlamak için iyi bir yöntem. Bu film bizleri gelecek yılın ilk çeyreğinde karşılayacak. Hadi bakalım. Eternals. Eternals birkaç gün içinde vizyona girecek. Hatta bazı şanslı insanlar şimdiden izleme fırsatı yakalamış. Bir taraftan kadrosuyla gelmiş geçmiş en büyük Marvel filmi iddiasını taşırken, bir taraftan da ardı arkası kesilmeyen negatif yorumlara ev sahipliği yapıyor. Şimdiden bir kanıya varmak istemem çünkü izlemedim. Vizyona girer girmez izleyip bir video yayınlayacağım. Belki bekleneni vermeyebilir ama yine de insan merak ediyor. Bu film bize neler sunacak? Encanto. Disney animasyon filmleri denince aklıma direkt müzikaller gelir. Çocukken bunları dinlemesi çok eğlenceli olurdu. Disney'in yeni animasyon filmi Encanto bu konuda bayağı iddialı duruyor. Yepyeni bir kadro ve yepyeni karakterler. Disney hayranları vizyona girmesini sabırsızlıkla bekliyor olsa da, açılıştan sonra izleyicileri şaşırtmak için proje büyük ölçüde gizli tutuldu. Fragmandan iyi bir müzikal olacağını anlıyoruz, ya da umut ediyoruz diyeyim. Ama bundan fazlası da olabilir.
yakın zamanda vizyona giriyor. Yani göreceğiz. Ghostbusters Afterlife. Fantastik komedi türünün atalarından. Çoğumuz bu seriyi sinemada izleme şansına sahip değildik. Neredeyse hiçbirimiz 80'lerde doğmamıştı bile. Ama kesinlikle yeniden yapımlarıyla veya o eski yapımlarla bir şekilde yolumuz kesişti. Ve bu eğlenceli manyakları bilmeyen az kişi vardır. Bu sefer ana kadroda ufak aktörler de bulunuyor. Zaten It ve Stranger Things ile birlikte çocuk aktörlere olan ilginin arttığını fark etmişsinizdir. Eski filmlerdeki o heyecan verici etkiyi alabilir miyiz bilemem. Ama bu filmi yine de sinemada izlemek lazım. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Spider-Man No Way Home çoklu evrenli bir hikayeye sahip. Anlaşılan çoklu evren eğlencesini o filmde sona erdirmeyecekler. Bu filmde de bizi öyle bir karmaşa bekliyor anlaşılan. Doctor Strange tek başına dahi biz izleyenleri büyüsü altına alabilir. Üstüne üstlük bu filmde Wanda da bizlere eşlik edecek. Yani büyüye doyamayacağız ve çoklu evrenlerin içinden geçeceğiz. Şahsen 2002'de çıkacak filmlerden beni en heyecanlandıranı bu. Tabii bir de filmi Sam Raimi'nin yönettiği gerçeği var. Hani şu Spider-Man üçlemesini yöneten adam. Farklı ve şaşırtıcı bir iş bizi bekliyor. Scream 5. Hani 80'lerde 90'larda çıkmış ve sonradan bir türlü ardı arkası kesilmeyen korku film serileri vardır ya. Bir noktada da artık boka sarmaya başlar zaten. Benim için Çığlık öyle bir film. Belli bir senaryo ilerleyişi var ve belli bir kitlesi var. Sadece para için aynı şeyi biraz değiştirip sunuyorlar. Yine de son filmin üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçti. Yani bir şeyleri değiştirmiş olabilirler. Ve korku kavramının birazcık evrimleştiğini anlamışlarsa bize iyi şeyler sunabilirler. 2022'nin ilk ayında çıkacak. Bir şans verilebilir ha, ne dersiniz? John Wick 4. Hadi ama bu yıl Keanu Reeves yılı olacak desenize. Matrix ve John Wick. Bir setten çıkıp hemen diğerine koştu sanırım. Uzun zamandır John Wick gibi az laf çok iş hissi veren bir aksiyon filmi karşımıza çıkmamıştı. Böylesine bir film izlediğinizde de serinin devam etmesini istersiniz. Öyle de oldu. Kesinlikle hayranları tatmin etmeyi başardılar. Her filmde aksiyon daha da arttı ve bakalım bu sefer ne göreceğiz. 2022'yi iple çekiyorum millet. Bugün sizlere bu şekilde bir merhaba demek istedim. İlginizi çekebileceğini düşündüğüm içerikleri önünüze koydum. Onlara da göz atabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.